Hadi gelin 4 tam 4 bölü 5 bölü 1 tam 1 bölü 2 işlemini yapmayı deneyelim. Videoyu durdurup soruyu önce kendi başınıza çözmeye çalışmanızı istiyorum. Hatta size bir de ipucu vereyim. Bu tam sayılı kesirleri bileşik kesir olarak yazmayı deneyin. Evet, hadi şimdi beraber yapalım. 4 tam 4 bölü 5'i bileşik kesir olarak nasıl yazabiliriz? 4 tam 4 bölü 5 4 artı 4 bölü 5 ile aynı şeydir. 4 artı 4 bölü 5. 4 de aslında 20 bölü 5'e eşittir. Yani 4 yerine 20 bölü 5 yazarsak ve artı 4 bölü 5 eklersek sonuç ne olur? Payları toplarız ve cevap 24 bölü 5 olur. Bunu şöyle de yapabiliriz. Paydadaki 5'i alıp 4 ile çarparız. 20 bölü 5 elde ederiz. Bunu, 4 bölü 5 ile toplayınca da, 24 bölü 5 olur. Sonuçta üstteki kesirle, 24 bölü 5 aynı. Sonra, bölü diyoruz. Aynı şekilde, 1 tam, 1 bölü 2 de, 1 artı, 1 bölü 2'ye eşit. 1, 2 bölü 2 ile aynı şey. Buna, 1 bölü 2 eklersek, payları toplamamız gerekiyor. Yani, 3 bölü 2 elde ederiz. İşte. Aynen bu şekilde. ifadeleri bileşik kesre çevirerek tekrar yazmış olduk. Artık işlemimiz 24 bölü 5 bölü 3 bölü 2. Şimdi, burada şunu fark etmemiz çok önemli. Bu aslında, 24 bölü 5 ile 3 bölü 2'nin tersinin çarpılmasıyla aynı şeyi ifade ediyor. 3 bölü 2'nin tersi nedir? kesirin tersini bulmak için, pay ve paydanın yerlerini değiştiriyoruz. O zaman bunun tersi de 2 bölü 3 olur. Peki şimdi, işlemin sonucu ne olacak? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Direk olarak payları çarpabilir ve 48 elde edebiliriz. Ve sonra da paydaları çarpıp 15 buluruz. Böylece sonuç 48 bölü 15 olur. Fakat bunu biraz daha sadeleştirilmiş bir şekilde yazmamız gerekebilir. Bu işlemi yapmanın bir başka yolu da işlemi 24 çarpı 2 bölü 5 çarpı 3 şeklinde yazmak. Böylelikle çarpma işlemlerini yapmadan önce sayıları sadeleştirebiliriz. Şimdi burada 24 ve 3'ün her ikisinin de 3'e bölünebildiğini fark ediyoruz ve bunları 3'e bölerek sadeleştiriyoruz. 24 bölü 3, 8. 3 bölü 3 de 1. Şimdi pay ve paydadaki çarpma işlemlerini yapabiliriz. Paya 8 çarpı 2'den 16, paydaya da 5 yazıyoruz. Yani 16 bölü 5 elde ediyoruz. Bunu tam sayılı kesir olarak yazmak istersek, 16 bölü 5, 16'da 5, 3 defa var, geriye de 1 kalır. Yani 3 tam 1 bölü 5. Bu işlemde şuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz İşlemin şu adımında 24 ve 3'ü sadeleştirdik. Fakat sadeleştirme bazen bu adımda da yapılabilir. Her iki sayı da burada 3'e bölünür. 24 bölü 3, 8, 3 bölü 3 de 1. İşte bu işleme çapraz sadeleştirme denir. Fakat aslında yapılan şey burada olanla aynı şeydir.